second question. Can you please name the minister whom you would like to ask? Of course. Doğan Can Aksoy, TRT Haber'den. Benim sorum iki ayaklı olacak. İlk sorum Konuk Bakan Sayın Ayman Safadi'ye olacak efendim. Kurban Bayramı'nın ilk gününde 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Bu konuya İslam alemi de tepki gösterdi. Ürdün olarak bu konuya ilişkin sizin görüşleriniz nelerdir? Konuşmanıza da bahsetmiştiniz ama ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? İslam alemi bu konuda nasıl daha somut bir işbirliği yapabilirler? Ayrıca Sayın Fidan'a da sormak istiyorum. Sayın Fidan, Türkiye olarak biz de bu konuya tepki verdik. Konu İsveç'in NATO ile ilişkilendiriliyor. Perşembe günü de Brüksel'de İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla bir toplantı olması bekleniyor. Bu toplantıda neler konuşulacak ve Kur'an-ı Kerim'in yakılması İsveç'in NATO üyeliğini etkiler mi? Vilnius'a kadar bir üyelik söz konusu olabilir mi efendim? Teşekkür ediyorum her iki bakana da. كما قلت سيدي العزيز نحن في المملكة ندين هذا هذه الجريمة عملا يعكس ثقافة الكراهية عملا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال bunu hiçbir zaman başka türlü açıklayamayız. Bunun izahı yoktur ve tabii ki burada karşılıklı saygı çok önemli. Dinlere karşı, dini simgelerin karşılıklı olarak saygı duyulması gerekmektedir. Hepimiz burada birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Birlikte çalışmalıyız. Uluslararası toplum olarak, STK'lar olarak bu tip saldırıları kabul etmememiz gerekiyor, reddetmemiz gerekiyor ve dinimiz, kültürümüz başkasına saygı duymamızı emretmektedir. Burada olan tabii ki diyalog kültürü çok önemli ve çeşitlilik olmalı. Biz şunu söylüyoruz, bu tip eylemlerin durdurulması gerekmektedir ve birbirimize saygı göstermemiz gerekmektedir ve bu şekilde karşılıklı olarak saygı içerisinde ilişkilerimiz olması lazım olmasına birlikte hareket edeceğiz ve uluslararası düzeyde de bildiğiniz gibi burada reddedildi ve kınandı ve bunu hiçbir şekilde tabii ki fikir özgürlüğü olarak izah edemeyiz. Burada başkalarının kutsal yerlerine kötüleyerek bunu yapamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz de İsveç'in özellikle orada olan Kur'an yakma hadisesini en şiddetli şekilde kınadık, tepki gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın icra komitesi olağanüstü bir şekilde toplandı. Orada çok ciddi kararlar alındı. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu menfur olaya tepkiler geldi. Bu tepkilerin giderek daha organize, daha nitelikli ve daha sonuç alıcı olmaya yönelik çalışması için devam edeceğiz. Çünkü yani bu ne ilk ne de son olacak eğer nitelikli tepkiler ortaya konmazsa. Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması altında yapılması, polis kordonu altında yapılması tabii çok daha düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan, güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İnanç olarak sahip olduğumuz değerler açısından olaya zaten büyük bir tepkimiz var. Fakat diğer taraftan stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle de söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği, bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda İsveç'in geçtiğimiz ay aldığı bir takım kararlar var. Yasal uygulamalar var biliyorsunuz. Bunların pratikte uygulanmasını
göreceğiz. Bu maksatla yapılan daimi komite toplantıları var. Dördüncüsünü Türkiye'de yaptık. Ayın 6'sında da Brüksel'de NATO Genel Sekreterinin davetiyle bir toplantı daha olacak Vilnius zirvesi öncesinde. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman için zaman baskısının bu konuda bir metot olarak kullanmasını tasvip etmedik. Biz prensipli olarak konuya yaklaştık. Madrid'de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz açıkçası terörle mücadele açısından. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında rahatlıkla her türlü eylemi organize edebildiği, gösteriş ve protesto etkinliklerini yapabildiği, para toplayabildiği, çatışma bölgeleriyle insan trafiğinin olduğu, sınırlarından giren herhangi bir mülteci kisvesindeki insanlara ne amaçla geldiğini sorulmadığı, yani kısacası bilerek veya bilmeyerek bir ev sahipliği yaptığı bir ortamda tabii ki bizim profesyonel olarak güvenlik değerlendirmesi açısından şu anda çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil. Ama tekrar ediyorum, biz prensiplerle hareket ediyoruz. İsveç eğer gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi her zaman için başka alternatifler de mevcut. Ama terörle mücadele zaten başlı başına İsveç için bir problem alanı iken kutsal değerlere hakaret edilmesine izin veren bir atmosferin olması, İsveç'teki güvenlik sisteminin algısının bu provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi ve önleyememesi açıkçası bizi daha da fazla düşündürüyor. Tabii bütün bunların hepsini biz dikkate alıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da konuları yakından takip ediyor. Ayın 6'sında yapacağımız toplantı neticesinde tekrar durumları gözden geçireceğiz.